Böyle 1.25'e alıyorum hızlı. Bundan 5 ay Tamam. evvel sahte şehzadelerle Stockholm Roma uçak 10-15 birim. Türkiye'de Marmara 20. Eyvallah Özkan. ilgili bir video yapmıştım hatırlarsanız. Ha, onları sorarsanız eğer, onlar hala ekmeğinde tabii ki. Orhan Osmanoğlu İngiltere'de Pakistanlı startupçıları son halifeyim ayağına koparıyor. Ha, böyle turizm işine de girmişler maşallah, biznesmen tur yapıyorlar böyle. Ha, siz de isterseniz eğer Kudüs'te teravih namazlı gezi programının fiyatı 12.000 TL. Direkt şehzadelerle bir de oğlum, boru mu? Sehlen turizm. Ehlen ve sehlen Orhan. Nilhan Hanım da restoran açmış köşk diye. Maşallah herkes ekmeğinde. Allah bereket versin. Ya hazır TRT böyle Selçuklu yeniden keşfetmişken, yok mu Sultan Alparslan'ın torunlarından kimse? Biraz da biz yiyek kardeş. Neyse, gelelim asıl mevzuya, yani bizim Tosunlara. Tosunlar benim Osmanlı dönüyor videomu izlemiş ve ona kendilerince bir cevap hazırlamışlar. Peki ne olmuştu o videoda? Çakma şehzadeleri anlatırken Devleti Aliye Ocakları diye bir örgüt keşfetmiştik. Bu örgütte de Tosun Paşa ve onun süt kardeşi tarih şuuru diye dersler veriyordu. En meşhuru da Almanya'da araba niye ucuz videosuydu. Ben de onun yalan konuştuğunu kaynaklarıyla göstermiştim. Aradan 4 ay geçmiş ve Evet, hocalarının hatırlıyorum desteğiyle ya. sonunda bana cevap hazırlamışlar ve kıytırık sitelerini atmışlar. Sizi kınıyorum lan. Benim gibi premium adama böyle boktan siteden böyle boktan gramerle cevap verilir mi? Kabul etmiyorum. Tekrar yayınlayın. İşin garibi, kendilerini video çektiğimi sanmışlar. Vah garipler. Yahu ben senin hakkında video çeksem sen böyle rahat rahat sallayabilir misin? Sen orada şehzade konusunda bir yan karakterdin. Ama merak etme, bugün tam anlamıyla bir erlik videosu deneyimleyeceksin. Şimdi tabii bu sitedeki zırvayı mahvetmişti kolay, ona sonra geleceğiz. Önce Tosun Paşa'yı bir tanıyalım değil mi? Kim bu ya? Ya erlik, işin gücün yok mu da Tosun'la vakit harcıyorsun diyebilirsiniz. Zaten derdim o değil, onun hocaları. Ama onlara saplamak için sebebim yoktu. Abdullah sağ olsun bana onlara saplama imkanı sağladı bu cevabıyla. Teşekkürler Apo. Peki ama Abdullah daha birkaç sene evvel YouTuber abilerini izleyip seni çok seviyor abi diye tweet atarken ne oldu da ne o Mısırlıoğlu olabildi? Abdullah'ın aslında arka planında dayım dediği Metin Balkanlıoğlu vardı. Buradan gelen destekle yavaş yavaş siyasi yarına inen Tosun Paşa, oradan da yavaş yavaş sosyal medyada bir gecede cahil kaldı kilo diye boy göstermeye başladı. Örneğin mesela İlave TV'nin sokak röportajına görebilirsiniz kendisini. Arif, telif melif atma bak oğlum, bozuşuruz seninle. Arif vatandaşla röportaj yaparken arka planında Tosun Paşa ve saz arkadaşları belirir. Usta bir şaklaban misali yavaşça mikrofonu kovalayan Tosun Paşa fırsatını bulunca mikrofona sarılır ve telefonunu çıkar, yok şaka. Onun için daha yaşlanması lazım. Mikrofonu alıp Mısıroğlu'ndan incilere başlar. Ardından da Allah kitap diye yardırmaya devam eder. Ben bin yıllık medeniyetini, özgürlüğünü, bir sürü şeyini tek bir seferde silip atarsan işte böyle milletin uzaya çıkışını seyredersin. Hayallerinde Mustafa Kemal'i, Enver Paşa'yı yenen Apo, gerçek hayatta bir teyzeyle baş edemeyince teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz'e bağlar. Yaradan buyuruyor ki Kur'an'da yaradan... Medeniyeti ben mi sildim? 6 yaşında yaradan... çocuklar kaçık... Hala şey inancının artık bu nereden geliyor onu da bilmiyorum. Muhtemelen yazdıkları sahte tarihlerden, ama şey böyle yalan yazan tarih utansın falan diye. Her şey müthiş gidiyordu. Çok iyi gelişiyorduk. Aşırı iyiydi. Osmanlı bütün yenilikleri yakalıyordu. Yani dünya standartlarında bir yerdik lan. Bir anda alfabedi işte. Amına koyayım. Her şeyi kaybettik ya. Her şey gitti bir anda. Bütün çalışmalarımız, şeylerimiz. Bir anda geriye düşüverdik ya. Millet uzaya çıktı, biz kaldık. Ya. Tüh. Tecavüz ben mi ettirdim? Yaradan buyuruyor ki... Bir tane çıkık erkek çocuğuna tecavüz edeni milletvekili ben mi ettim? Teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz. Teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz. 6 yaşındaki çocuklara, ona buna, kıza tecavüz ediyorsunuz. Ondan sonra... Fakat burada da hata yapar Apo. Çünkü bilmediği bir olaya girer. HDP ve PKK deyince bir tane dayı gelir, o lafını da bir tarafına monte eder. Ama teröristlerle biz işbirliği... Metis'e kim getirdi? Biz mi getirdik? Kim getirdi? Kim ittifak yaptı? Vallahi lahmacunları kim söyledi? Lahmacunları, o kapılar, o sınır kapılarını kim açtı? Ya kim açtı? Davulmazdı. Dayıdan lafı yiyen Apo yine döner dine. Ancak bu sefer de karşısına terörist dediği bir HDP'li çıkar ve Apo'ya saplamaya başlar. Daha yeni esip gürleyen Apo da Tosun Tosun dinler, sesini çıkaramaz. Kim karşıladı? Bana onu söyle. Depoje dahi paralı. Bana onu söylesene. O sınır kapısını lahmacunları ikram ederek kim açtı? HDP kim ittifak yaptı? Kim getirdi? Kim yaptı? Yaradan buyurmuyor mu? İttegu zulme fe inne zulme diye. 6 milyon kişi oydu. Altına zulmeden... Konuşurken onu bileceksin. Anlatabildim mi? Hani siz milleti kullanıp kullanan, milleti geri gel. Bitire bu hale getirdiniz. Bak her odan insan var. Kim biz atmış, mi kim? Bitirdik? Siz bitirdiniz. Ah partiye veren herkes bitirdi. Allah Allah. Evet, sonuna kadar da. Ben gezi kafasıyla tamam diyenlere karşı sonuna kadar devam diyor. Şu verdi. Bunu bir defa kabul edeceksiniz. Tamam. Bunu kabul edemez. Bekle. Dışlamıyoruz. Bak, kötülük de Kürt kardeşin demez. Sen Kürt kardeşim diyemezsin. Niye diyemezsin? Ben başa düzdüm ki HDP'yle ilk başta. Gergin. HDP'yle ilk başta.
Kim ittifak yaptı AK Parti? Kim yere gitti Kandil'e? AK Parti gitti. Niye gitti, gitmeseydi? Niye gitti? Bak, ya niye gitti kardeşim? Bana söyle. Niye bak onu gitti? Niye gitti Öcalan'la buluştu? Niye gitti? Niye Öcalan'la birebir telefonda konuştu? Madem Kürt, madem PKK. Oradan yine milliyetçiliğe dönen Apo'ya bu sefer de bir Kemalist saplar. Bak, Hürkuş'la sizi dağdaki leşlerinizi tek tek getirip burada leşlerinizi gömdüğünüzü ne çabuk olur. Arkadaşlar teşekkür ederim desteğiniz için. Habur sınır kapısını bunlar AK Parti döneminde kendi açarken sen daha 10 yaşındaydın. Ne fark eder abi, ben tarih okumuyor muyum? Ben tarih... Sen neyini tarih abi, bu zamana kadar Abdülhamit Han'ı İslam halifesini bize Kızıl Sultan diye yutturdular. Yani ben bu şeyi anlayamıyorum. Bu dizilerden ötürü oluyor muhtemelen. Abdülhamit mevzusunun nasıl bu hale geldiğini ya da neden getirildiğini artık alternatif tarih yaratmak için tabii ki yani bunu anlayabiliyoruz. Başta güçlenmek isteyen ya da yeni bir şey yaratmak isteyen yöneticilerin yapmaya çalıştığı işler tabii ki de. Yani halk bunu ne çabuk böyle aldı bir anda halkın bir kısmı azından kabul etti ya. Öyle bir hale geldi ki bir taraf Abdülhamit çok kötü, şöyle kaka böyle kaka şöyle bu vesaire. Öteki taraf zaten o taraf Allah yardımcıları olsun. Müthiş bir adamdı. Abi hiç kötü bir şey yoktu. O kadar iyi bir adamdı ki, o kadar iyiydi. Bize yanlış öğrettiler falan. Diyorum ya, şey falan iddia ediyor arkadaşlar. Abdülhamit hiç toprak kaybetmedi ki. Yuh yani hani şey gibi bu. 4'ten 2'yi çıkarırsan 47 kalır. Hadi bakalım. Bunu demekle aynı şey. Yani ortada bir gerçek var. O adam bunu reddediyor. Hayır öyle değil, böyle diyor. Biz de dizileri izleyip aa demek ki böyleymiş ya falan yapıyoruz. Yemişler, afiyet olsun. Ben tarihi en doğru şekilde okurum. En doğru şekilde. Yetmez, bu sefer de eski bir Atatürk düşmanı ve şimdi Atatürkçü olan bir kardeşimiz yine Apo'ya saplar. O öyle bir fiyat... Canım, bak, bir şey demedim. Bir dakika. Ben eski bir Atatürk düşmanıydım. Aynı seninle kafada yaşıyordum. Şerefsizim bak, aynı kafada. Hayır bak, ben sana demiyorum. İyi seviyorum bak. Ben de eskiden çok ciddi savunuyordum bunu. Ama kitapları okudukça, Nablus Savaşı'nı okudukça, Çanakkale'yi, Sakarya Savaşı'nı okudukça... Allah rahmet eylesin dedim ya. Tarih kitaplarını okudukça, tarihte yaşanan din yüzünden insanları sömürüp... binlerce Müslümanı birbirine kırdıran insanları okudukça... dedim Atatürk'e rahmet okudum. Gerçekten çok büyük bir lidermiş. Peki Apo ne cevap verir sence? Öyle. Öyle. Hani oğlum illa YouTube videosu mu olması lazım senin çemkirerek müzikle Mustafa Kemal'i sallaman için? Ne oldu Apoyan? Raks'e ilirdin. Bundan sonra paşamız YouTube'da bu tarz videolar atmaya başlar. Öyle. Popülaritesi artsın diye de Mert Armağan Trollü kanalına yükler videolarını. Böylelikle daha fazla kitleye ulaşır. Bugün konumuz farklı Kıvırcık. O yüzden sana girmeyeceğiz ama bir gün senin de zamanın gelecek elbette. Şimdi Tosun Paşa'nın Sakarya'da okumasının bir sebebi var. Boşuna değil. Çünkü Tosun Paşa'nın arkasında iki tane akıl hocası var. Biri Ebu Bekir Sofuoğlu, diğeri Ahmet Şimşirgil. Apo Kadir Mısıroğlu ekolünden Türk İslam sentezcisi olsa da Sofuoğlu ve Şimşirgil'in geliştirdiği alternatif bir akım var. Burada yine merkezde Abdülhamit ve Osmanlıcılık varken bu sefer sadece Atatürk düşmanlığı değil, İttihat ve Terakki düşmanlığı merkezde. Böylelikle hem Kemalistlerin direkt öfkesi çekilmiyor hem de Abdülhamit konusunda daha rahat antagonist yani düşman karakterler yaratılabiliyor. Bu akımın ana motosu da bunu sıkça duyacaksınız bunların videosunda. 6 asırlık devleti 6 yılda yıktılar. Şimşirgil kronolog edasıyla konuşan, öğrencilerini zorla kitaplarını aldıran, tarihin sadece övülecek kısmını anlatan İlber Ortaylı'nın deyimiyle taşra tarihçisidir. Şimşirgil'in bu zırvalarına örnekleri çoktur. Mesela Şimşirgil'e göre Kurtuluş Savaşı'nı Vahdettin başlatır. Atatürk ona göre İngilizlerin... Abi biz nasıl gözden kaçırırız bunu ya arkadaşlar? Emriyle Anadolu'ya geçer. Tıpkı diğer türdaşları gibi ciddi bir Arap milliyetçisidir. Türklere o kadar laf ederken Araplara toz konduramaz. Mevzu Arap ayaklanmaları olunca mesela çıldırır. Ne demek Araplara laf etmek? Araplar ihanet etti mi diye sorarsan, ya Yunanlar, Bulgarlar da isyan etti. Araplar ihanet etti diye soruluyor da bunlar ihanet etti diye sorulmuyor der. Sonradan da klasik Araplar ihanet etmedi, Araplar içinde ihanet edenler oldu der. Eyvallah, tamam, çok büyük bir fark ya. İddiaçılara yani Enver Paşa ve çevresine de hırsız der. Fakat asıl hırsız başkası çıkacak. Ahmet Şimşirgil'in Sultan 2. Kılıç Arslan ve Aksaray adlı kitabının önemli ölçüde başka doktora tezlerinden aşırıldığı ortaya çıkar. Yardımcı doçent Erdal görev yaptığı üniversitenin Mukaddime adlı dergisinde bilim hırsızlığının kanıtlarını yayımlar. Şimşirgil kitabında Nevzat Topal'ın 2006'da Niğde Üniversitesi'nde yaptığı Anadolu Selçukları döneminde Aksaray adlı doktora tezinden aşırma yapmış, kaynak falan da belirtmeden dümdüz çalmış. Ayrıca Şimşirgil NTV'nin 24 Ekim 2009 tarihli Aksaray'ın Pisa Kulesi zaten ilk inşa edilmiş başlıklı haberini bile kaynak göstermeden ve atıf yapmadan intihar etmiş.
etmiş. Eğri Minare hakkındaki bilgilerin bir kısmını da Aksaray Valiliği'nin hazırladığı 10 bin yıllık kültür ve tarih şehri Aksaray Kültür ve Turizm Rehberi adlı kitapta. Ya iddiatçıların tabii ki hataları var. Bugün zaten bu gerçek tarihçiler tarafından oturuluyor, konuşuluyor. Övüldükleri yerler var. Eleştirildikleri yerler var. Ya ama bu adamlar böyle hırsız vesaire deyip vatan, özellikle de baştaki paşaların vatan sevgilerini falan sorgulamak bunların haddine dahi değil. Aa yiyordum lan. Lan intihar edilmiş. Allah'ım, yine... niye aklıma getirdin, bırak yiyeyim be. Örneğin Cihan Piyadeoğlu tarafından yazılan Sultan Alparslan ile alakalı bir paragraf var. Şemşirgil tarafından Ota serisinin 3. kitabında olduğu gibi kullanılmış. Kaynak maynak vermeden. Şemşirgil'in her şeyi bir açıklaması var. Yani Osmanlı savaş falan kaybetmiyor ona göre. Biz hep herkesi saplamışız böyle. Herkesin kocası olmuşuz ama işte içeriden hoinler yapmış hep bütün ihanetleri. Mesela abi, Deli İbrahim aslında deli değil de aşırı akıllıymış. Abdülhamit döneminde hiç toprak kaybetmemişiz falan filan böyle gider. Bu abimiz işine geldiği zaman yabancı kaynaklara "Yalan bunlar, bize düşman oldukları için yapıyorlar." der ki eyvallah, tek merkezde tarih olmaz dersin. Ama işine gelince aynı o kaynakları sövüp saydığı kaynakları alır, gerçek diye kendisi kaynak kullanır. Mesela Şah İsmail'i Sünni olmadığı için Türk değil diye aşağılar ama Selahaddin Eyyubi'yi sahiplenir çünkü Sünnidir. Abdülhamit konusunda tam takıntılı böyle, o tam manyaklık seviyesinde artık. Mesela bir kitabında Abdülhamit'in Voltaire'e ayar verdiğini söylüyor. Sorun şu ki Abdülhamit 1842 yılında doğmuş ve 1876 yılında tahta çıkmıştır. Voltaire ise 1778 yılında ölmüştür. Yani mümkünatı yok bunun olmuş olmasının, tarihler uymuyor. Karakter olarak da biraz sıkıntılı bir insan. Profesör Doktor Hasan Onat vefat edince arkasından şöyle iğrenç bir tweet atar. Niye? Hasan Onat selefi olmadığı için, ümmetçi olmadığı için kendisi gibi. Veya mesela Cumhuriyet döneminde camiler ahır yapıldı der. Bu klasiktir bu zaten. Onun bu iddiaların atasından biridir Ahmet Şimşirgil. Kaynak ne bilir misiniz? Meclis zabıtlarıymış. Yani Ahmet Gürkan adlı mebus soru soruyor diye bu kaynak olmuş. Hatta Kars mebusu cevaben diyor ki buna, madem böyle bir iddian var söyle hangi camiler diye, ve cevap yok. Şimşirgil efendi, madem bunlar kaynak oluyor, öyleyse bugün HDP'nin meclise verdiği 50 bin tane önerge var. Bunlar şimdi olmuş olup da kaynak mı oluyor? Ya onu bunu geçin. Bak genel kültür. Platon için Hristiyanlık savunucusu demiş biri bu abimiz. Yetmediği gibi artık nasıl bir özgüven varsa Halil İnalcık'a saldırıyor. Tabii İnalcık öldükten sonra, hayattayken o göt yok kendisinde. Dedi ki amaçları alternatif bir tarih yaratmak, siyasi ajandaya uygun şekilde. Ebu Bekir Sofuoğlu da aynısı. O da daha dün asistanken bugün profesör doktor. Boş ve salt bir batı düşmanlığıyla yürür bunların gemisi. Yani batılıların oryantalizmi neyse bunlarınki de onların tam tersi. Zaten bu videoda bunu sıkça göreceksiniz. Mesela bu kötüleme esnasında Derrida'nın... Tutulabilir kaynak çıkıyor ya. Ya bunlarda o da yok anasını satayım. İntihar ettiğini söyler. Oryantalistlerde böyle nadir de olsa buluyor ananı bir şeyler. Aa evet, herif harbiden doğru bir gözlem yapmış burada falan diyorsun. Faydalanıyorsun yani. Hem de çokça. Ama Derrida kanserden ölmüştür. Büyük bir ihtimalle de kendisini Deleuze'la karıştırıyor. Ama işte dedik ya, özgüven tavan. Bir diğer örneğinde ben evrim kitaplarını bir ay boyunca yalayıp yuttum. İspat edilmemiş bir şeyin öğretilmesi saçmadır. Bir müfredatta ay. Olmamalıdır diyor. Öncelikle evrim teorisi eleştirilir, eklenir, geliştirilir. Sorun değil, zaten amacı bu. Teori sonuçta, bu kanun değil. İşin güzel yanı da bu arada. Bir makale yayınlanır örneğin. Biz de merakla ResearchGate'den gireriz ve okuruz. Ama sen bir ayda ne okumuş olabilirsin de ülkedeki eğitimin kaderini etkileyecek açıklamaların özgüvenini buluyorsun kendinde. Senin branşın değil o zaten. Ayrı konu da sen siyasi ajandayla yapıyorsun bunu. Da nedir argümanın demezler mi adama? Daha da vahimi ne biliyor musunuz? Aynı programda bir skandal daha ortaya çıkıyor. Orada bir tarihçi olduğunu, ancak üniversitede antropoloji dersi verdiğini, bu derse hazırlanmak için de bir aydır antropoloji hakkında onlarca kitap okuduğunu söylüyor. Şimdi bir tekrar okuyun. Tarihçi ki akademisyenle tartışılır. Oğlum bir aylık okumayla ders nasıl verebilirsin lan? Anasını satayım, biz yayında yani daha günlük mevzularda bile yani arkadaşlar gidin kendiniz de araştırın bakın bizim eksimiz falan yapıyoruz yani. Yani cahil adamız çünkü, anladın mı? Biz de yanlış olabilir, eksik bakmış olabilir. Yetersiz yani bir ay gidip, hadi bir ayda okudun bir sürü kaynak şu bu, ders verebilecek kapasiteye nasıl gelebilirsin ya? Ciddi oğlum, sonra üniversiteler niye böyle? Niye böyle? Adama bak, bir ay okudum ders veriyorum. Ha, tamam çok iyi süper. Üniversitede antropoloji eğitimi veriyor ve bunun için de sıkı durum bir ay okuma yapması yetiyormuş. Bakınız, ben kendimi cahil olarak tanımlarım. O kadar çok konu, o kadar çok makale, o kadar çok dal var ki yani hangisini okuyacağıma yani, şaşırım. Haddimi bilirim yani. Ama abimiz maşallah hezarfenlik döneminde kalmış olacak ki her bokta uzman. Oflu, size şöyle söyleyeyim, benim en basit bir içerik üretmem için bile çeşitli tez, rapor, kitap, makale okumam gerekiyor. Bazen bir dakikalık sekans için, siz hiç fark etmiyorsunuz bunu ama 40-50 sayfa arşivden rapor çıkarmak durumunda kalıyorum. Bakın bunlar YouTube videosu. Korelasyon olursun diye kafanızda anlatıyorum. Bu adam bir ay kitap okuyup üniversitede ders verecek kadar bir bilim dalına hakim olduğunu iddia ediyor. Bakın bu delilik, manyaklık. Tabii kendisi bu propagandayı yayabilsin diye yurdun dört bir yanında belediyeler ona sahneleri çıkarıyor. Örneğin şurada akıllara ziyan demeci gibi.
Ha bu arada bu bizim Nihal değil mi? Nasıl bir tarikat arasını satayım. Neyse devlet şu şekil. Google'ı ilk icat eden Abdülhamid'dir bu anlamda. Evet, Google'ı Abdülhamid bulmuş elhamdülillah. Kendisi sırtça tıpkı Şimşirgil gibi Abdülhamid ile bugünkü siyaset arasında bağ kurar. Amaç bellidir aslında. Yeni bir sistemin tarihi temellerini atmak. Mesela Lozan'a küfürler ederken Sever için öyle bir anlaşma yok diyebiliyor. Mesela Atatürk için medeni kanunu İsviçre'den direkt aldı diyerek milli değildir diyor. Daha da haddini aşıp Mustafa Kemal Atatürk ile IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi aynıdır diyor. Hepinizin kafasında aynı soru. Bu eşşoğlu eşek bu haddi nereden buluyor? Sofuoğlu Sakarya Üniversitesi'nden. Bu neden mi önemli? Çünkü bizim Tosun Paşa da orada okuyor. Konuya girmeden sana bir soru Tosun Paşa. Hocam dediğin Ebu Bekir diyor ki üniversiteler fuhuş yuvasıdır. E kendisi Sakarya Üniversitesi'nde. Şimdi sen de Sakarya Üniversitesi'nde yani fuhuş yuvasında kalan biri olarak ne oluyorsun acaba? Seni hiç sevmedim sütü olan. Babanı da sevmezdim. Neyse. Bizim ekibin sistemi şu şekilde ben size anlatayım da. Dünyanın dört bir yanından öğrenci topluyorlar. İşte Pakistan, Afganistan, Özbekistan, Bangladeş gibi 3. dünya ülkelerinden. Sonra bunlar bir güzel endoktrine ediliyor Türkiye'de. Şimdi tabii böyle büyük bir iş halletmek için bağlantı gerekli. Bunu sağlayan kişi Mahmut Esat Sofuoğlu. Ebu Bekir Sofuoğlu için bu işleri yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanı Mahmut Esat Sofuoğlu hallediyor. Göçmen ve burs işlerini yani. Sakarya'dan başlayarak yurdun dört bir yanına yayılmış durumda bu yapı. Bahsettiğimiz devlet-i aliye ocaklarıyla da bağları kuvvetli. Tehlikeli formülü anlayın diye anlatıyorum. Şehzade olduğunu iddia eden bu Osmanoğlu ekibi ve üniversitelerde yeni Mısıroğullar yetiştiren Sofuoğlu ekibi. Üstün üstün tüm dünyadan topladıkları ve endoktrin ettikleri Müslüman öğrencilerle. Para işlerini de Adem Der Derneği üzerinden görüyorlar. Adem Der'in başkanı kim derseniz eğer tanıdık bir isim Ahmet Şimşirgil. Nasıl bağladım ama konuyu? Erlik Ali Birand. Biraz dolambaçlı getirdim size ama kusura bakmayın. Yahu tamam adamlar aptal diye niye bu kadar saldırıyor? İsrail ajanı. Adamlar götü mü diyor? Dünyayı yönetik diyorlar amına koyayım ya diyenleri duyar gibiyim. Benim bu müptezellere kızgınlığım, öfkem, saçmaladıkları şeyleri değil. Verdikleri zarara. Yoksa konuş deli. Deliye kim karışacak? Kes ulan İsrail dönü. Hocamız 100 yıllık yalanları bitirdi diye ağlıyorsun. Yalan yazan tarih utansın. Bu gibi söylemler bu dangalakların ıslak rüyası iken bir de hayatın gerçeklerine gelelim şimdi. 28 Ekim 2010 tarihinde Berat Albayrak'a bir e-mail gönderilir. E-mailin içeriği şu şekildedir. S.A. Dış Türkler Başkanlığı için uygun bir isim olan Doçent Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu Bey'in CV'leri ve bazı projeleri ekle. Bilgileriniz arz olunur. Bu Ebu Bekir Sofuoğlu bizim Ebu Bekir Sofuoğlu. Tanıdıklar aracıyla böyle bir görev için kendini önerebiliyor yani. Ekte de sözde projelerini sıralamış. Örneğin bunlardan biri Avrupa'da lobi çalışmaları adlı projesi. Burada örneğin Almanya konusunda. Burada çok Türk var. İşimize gelir ama bu Türkler Türkiye'ye kesin geri dönüş yapıyorlar. O yüzden yarın Almanya'da Türk ya kalmayacak. İşte böyle bir tehlike var diyor. Geri dönüşlerinin sebebi bak, de... Burada mesela daha bugün konuştuk değil mi? Türk lobileri orada işte Türkler nasıl yapılacak, nasıl etkili olacak falan. Bu tarz adamlar böyle konumlara getirilip bu tarz adamlar dinlerse biz de böyle milletin maskarası oluruz ya. Ha bak Ermeni şeyini bütün dünyaya kabul ettiriyorlar anasını satayım. Biz de buradan şöyle olacak, böyle olacak diye kendi kendimize bağırıyoruz. Doğru dahi olsa ya. Bu belgeler şey oğlum daha önce yayınlanan belgeler. Berat Albayrak'ın mailleri falan. Bu Türklerin neymiş biliyor musun? 11 Eylül'den sonra çok İslamofobi artmış da ondan kaçıyorlarmış. Tabii ki de zırva. Bilmemesi de doğal yani. Çünkü ne dedik? Bu Ebu Bekir'in işi değil. Ebu Bekir o ülkeler ve oradaki Türk nüfusu hakkında bir bok bilmiyor. Ha bir ay okuma yaparak evrimi çökertiyorsa bunu da bir haftaya çözmüştür ama değil mi? 2014'te yine Albayrak'a bir e-mail gelir. Konusu belgesel çekeceğiz de projeye destek lazımdır. Neymiş bu belgesellerle? Türk dış politikası belirlenirmiş. Bak sen Ebu Bekir anlat bakalım. Şimdi gelelim işin sıkıntılı kısmına. Şakaların, makaların, komikliklerin bittiği kısma. Sorun Ebu Bekir'in zırvalaması değil. Uzman ve stratejist olarak görülmesi. Örneğin 2 Haziran 2016 Genel Kurul Basın Bülteni diye bir mail gelir yine Berat Albayrak'a. Bu e-mailde gazetelere çıkan haberler toplanmış. Yani AK Parti içinde özel bir gündem değerlendirilecek. İşte hastalıklı noktaya şimdi geliyoruz. Bütün haberler A'dan Z'ye AK Parti'ye yakın gazetelerden. Yahu ben bile bugün şurada eleştiriye baktığım zaman düşmanıma bakıyorum. Beni övenlere değil. Çünkü o beni acımadan eleştiren kişidir. Ya arkadaş Abdülkadir Selvi'nin sen haberini niye raporluyorsun ki? İşte hani ben size canlı yayınlarda diyorum ya bunlar geri zekalı diye siz de kızıyorsunuz. Kastettiğim şey bu. Yahu akıl var, mantık var. Bu raporlar özel zaten, halka açık şeyler değil. Neden senin yandaşını raporluyorsun ki? Bu var ya zehirlenmektir. Sorun da budur işte. Kim var bu raporlarda? E tabii ki de Ebu Bekir. Kim olacak amına koyayım? Neden mi? Çünkü Haziran'da Almanya'da biliyorsunuz Ermeni soykırımı tasarısı meclisten geçmişti o dönem. Bu geçmeden evvel Sofuoğlu Alman usulü kirli hesap başlıklı haberde şöyle bir analizde bulunuyor. Vize serbestisi sürecinde terör yasası ile terör örgütü PKK'yı kurtarmaya çalışan Almanya'nın oyunu bozuldu. Bunun üzerine sözde soykırım tasarısı gündeme geldi. Almanlar medyaları üzerinden bu yasa geçerse Türklerin tepkisi en fazla büyük elçilerini geri çekmek, birkaç Alman malını boykot etmek olur diyor. Ancak konunun uzmanları, şimdi göreceğiz konu uzmanı kimmiş diye, Türkiye'nin bu yasayı köprüleri yıkmak olarak algılayarak atacağı adımlarla Alman hükümeti hatta Avrupa Birliği'nin sonunu getirecek bir süreci tetikleyebileceğini ifade ediyor. Vay amına koyayım. Kaynak
Sorguluyorum ya gidişimizi, buraya nasıl geldiğimizi falan. Gözümün önünden geçiyor. Bunlara göre Almanya vize ve mülteci konusunda kendi istediği bir anlaşma için Ermeni soykırımı yasa tasarısını bir koz olarak kullanmayı planladı. Konuyu değerlendiren Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Orta Doğu uzmanı Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu bu tasarının geçmesinin Türkiye tarafından Almanya ve AB Türkiye ile köprüleri yıktı şeklinde algılanabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi. Başta Almanya'daki 3,5 milyonluk Türk nüfusunun oluşturacağı kamuoyu ve seçimlerde hükümetin kaderini değiştirebilmesinin yanı sıra bok değiştirirsin ve bok değiştirdin. Türkiye devlet olarak da ağır yaptırımlara gidebilir. Bok gidersin ve bok gittin. Bu tasarımın geçmesi halinde Almanya Orta Doğu'dan silinir. Bok silinirdi ve bok silindi. Türkiye geri kabul anlaşmasını askıya alır ve açılan kapılardan milyonlarca Müslüman Suriyeli Avrupa sınırlarına dayanır. Bok dayanırdı ve bok dayandı. Bu sadece Almanya değil Avrupa Birliği'nde parçalanmasıyla sonuçlanır. Bok sonuçlanırdı ve bok sonuçlandı. Neymiş Ebubekir Efendi? Almanya'daki Türklerle Alman hükümetini değiştirecekmiş de kamuoyu yapacakmış da bilmem ne. Kapıları açacakmış da Suriyeliler... Oynuyor gibiler. Hoi 4 oynuyor sanki anasını. Avrupa'ya gidip Avrupa'yı yıkacaklarmış. Ulan foşikerlik. Ebubekir derisinin sözüyle ülke mi yönetilir? Ama işte aynen öyle oldu paşam. Önce Tayyip Erdoğan Almanya'daki Türkleri çağrı yaparak hangi partiyi seçmelerini söyledi. Tabi etkisi olmadığı gibi Almanya'da da sert tepkilere neden oldu. Sonra bir Türk partisi kurmaya çalıştılar. Yine etkisi olmadı. Sonraki yıllarda sınır kapıları açıldı malumunuz ve Yunanistan'a milyarlar aktararak sınırlarını korudu Avrupa. Ebubekir Efendi anlat hele ya. Ama durun oradan hazırlayın bir A Haber programı. Ebubekir abiniz Atatürk'e sövecek şimdi. Şov yapacak. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum ne oldu? Sövdüğün adamlar ne zorluklarla devlet kurmuş, ne zorluklarla dünyaya meydan okumuşlar. Senin daha çıkıp yediğin haltı üstlenecek cesaretin yok ama car 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 ötüyorsun. Şimdi anladın mı erlik niye kızıyor neden kızıyor diye. Tamam abi en iyisi sizin parti. En iyisi sizin partiniz. Eyvallah. En güzel sizin kanalınız. Zaten maşallah A Haber, Halk TV falan hep krallar gibi eşitliyorsunuz. Eyvallah. Bilmeyen bir cahil biziz zaten. Hepsi sizin olsun. En kral parti de sizsiniz. En kral siyasetçi de. Ama benim sikimde de değilsiniz. Sorun orada. Bu bahsi geçen mesele devlet meselesidir. Ulus meselesidir. Ben değil benim torunumu dahi etkiler. Bir avuç delinin eline bırakılacak iş değildir. Anladınız mı? Neye kızıyoruz biz diye. Yahu A Haber'i çıkarıp konuşturursun. Tamam mı? Anlarım. Bak bunu söylediğim için çoğunuz kızıyor. Etik bulmam. Bak ama anlarım. Sonuçta kitlenin manipüle edip oy kazanma derdindesin. Bunu bütün siyasi partiler yapıyor. Çocuk değilsiniz artık. Kendinize gelin. Ama kendi yarattığın yalana inanmaya başlarsan işte böyle tüm ülkeyi sıkıntıya sokarsın. Bizim kızdığımız nokta da bu işte. Hayallerle yaşayanı gerçeklerle sikerler. Sorumluluk alındı mı peki sizce? Bu arkadaş ben konuştum ettim eyledim ama sıçtım sıvadım diyecek cesareti gösterdi mi? Ya, sence... Yok ya nerede? Üstüne iki sene sonra bir de çıkıp AA'ya şöyle Kubilay demiş ki sevgili Vixi ben öğretmenim her gün okuldan yorgun argın döndüğümde seni izlemek aşırı keyif veriyor. Başarılar. Teşekkür ederim. İyi seyirler abi. Kairos $5 göndermiş. Aha Amerika'dan fonlanıyoruz. Videoda teori kanıtlanırsa kanun olur denildi. Böyle bir sıralama yok. İkinci kelimenin sözlük anlamına bakmasını tavsiye ederim demiş. Kanun olur demedi ya. Yanlış hatırlamıyorsam kanun değil bu. Teori geliştirilir ve değiştirilir. Gibi bir şey söyledi. Yanıltmıyorsam. Bu arada arkadaşlar like tuşuna şöyle bir basarsanız, like tuşuna yayını beğenirseniz öne çıkması için destek olursunuz. Teşekkür ederim. Ezan okunmak üzere. Kaç dakika kaldı? Aa, 2 dakika kalmış. Hadi bakalım. İnşallah. Bir açıklama yaptı Sofuoğlu. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sofuoğlu, Ermenilerin sözde soykırım iddialarının kesinlikle doğru olmadığını belirterek, Türkiye son yıllarda bu konuda gösterdiği net tavırla şantajlara boyun eğmiyor. Erdoğan'ın çıkışı geri adım attırdı, dedi. Heh, çok değil. 2 sene sonra Joe Biden soykırımı tanıdı. Hani baba? Esiyordun, gürlüyordun, geri adım attırıyordun, biliyordun, Orta Doğu uzmanıydın, stratejistin, bilmem ne sikimdin. Şimdi sorun nerede anladın mı? Siz kimsiniz lan? Biz sizi ciddiye alacağız. Sizin tohumlarınızla uğraşacağız. Siz bizim seviyemizde adam mısınız amına koyayım? Ama devleti işgal ediyorsunuz. Sorun Allah Allah. Şimdi gelelim yani bizim Sütoğlan'a. Hatırlarsanız Sütoğlan'ın şöyle bir videosu vardı. Türkiye'de devrimler yapılırken Almanya araba çıkarıyordu. Ben de belgeleriyle yalan konuşuyordum. Bir de o çok iyi ya. Televizyonlarda falan da böyle bu tarzlar çıkıyor böyle altlarında yazıyor. Yani herkesi sıfatı yazıyor. Profesör bilmem ne işte ya da bir gazeteci, siyasetçi, milletvekili şu bu. Orta Doğu uzmanı. Arabaların çok önceden üretilmeye başlandığını ve bu teknolojinin altyapısının da 18. yüzyılda atıldığını, Türkiye ile kıyaslamanın absürt olacağını, zira İstanbul hariç Anadolu'da hiçbir gelişme olmadığını anlatmıştım. Şimdi buna sitelerinden cevap vermişler. Ona bakacağız önce. Erlik isimli YouTube kanalında hakkımda hazırlanan videoya cevap. Kanalında 2 L ile yazılmış. Direkt sizin okuyacağınız mektebi sikeyim diyerek başlamak istiyorum. Açıkçası videonun yayınlandığı ilk zamanda böyle seviyesizce hazırlanmış, ilmi bir cevap olamayan ve argolu ifadelerden öteye geçemeyen bir video olması sebebiyle cevap vermek istememiştim. Hayır, kaynaklarıyla yalan konuştuğunu ispatlanmıştı. Tartışmaya bile açık değildi. O yüzden götün yemedi. Aylarca bekledin. Hocalarından destek alıp başka bir sıçmık ortaya çıkardın. Lakin son zamanlarda Almanya ve Türkiye'yi kıyasladığımız videomuz tekrardan çokça gündeme gelmesin.
Instagram. Evet, az önce ilimden bahsederken daha kendi konuştuğumuz, kendi yazdığımız dilimizi düzgün yazamamak. Tabii efendim. Instagram kanalında. Hadi bunu ya, bunu da şaşırmaz oğlum. Instagram hani İngilizce çok çok bariz nasıl yazıldığı. Kanalında Aziz Allah'a şefaat ya Resulallah. Geçen birisi şey yazmış YouTube'da, videonu aldı. Ulan Bixi her açtığım videoda oruç açıyor yazmış. Şimdi bunu izleyip buna da yazarlar. Allah kabul etsin arkadaşlar oruç tutan agalarınkini. Amin. Dolayı bize de bu videonun linki üzerinden çokça sorular gelir oldu. En nihayetinde biz de kısa bir yoldan cevap hazırlayalım dedik. Öncelikle daha değil ayır senin. Şimdi söz konusu videoya geldiğimizde açıkçası hataların hangi birisini düzelteceğimizi şaşırdık. Şimdi merak ediyorsunuz değil mi? Hangi hatamı düzeltecek kötü olan diye. Evveliyatla videonun ilk başında devlet araba çıkartmaz, özel şirketler çıkarır diyor ve hemen peşi sıra Mercedes-Benz, Porsche, BMW gibi araçların üretiminin özel şirketler tarafından temelinin atıldığını belirtiyor. Hayır, otomobil ve motor teknolojisinin nasıl geliştiğini, bunun altyapısının olduğunu, Almanya'nın ücra bir yerinde mühendisler yetişip bunların üst üste koyarak bu şirketlerde aldıkları eğitimin katkısıyla kendi şirketlerini kurduklarını söyleyip Bayburt'tan da araba çıktığını düşünsenize diye paralel çekip kıyas yapıyordum. Evet, özel şirketler çıkarıyor ama orada bir refah, eğitim düzeyi, kısacası medeniyet var. Can, açıkçası bunları dinlediğimde sadece tek bir soru sormak istedim. Türkiye ilk yerli ve milli uçak fabrikasını Nuri Demirağ ile başlatıp ilk uçaklar ürettiği zaman bizler Türkiye uçak üretiyor deriz. Hayır, ben demem. Senin gibi geri zekalı der belki. Kim diyor onu ya? Türkiye uçak falan üretmiyor arkadaş. Türkiye uçak üreten iş adamına engel oluyordu. Hiç mi utanmadığından Nuri Demirağ örnek verirken? Her şeye geçtik. E madem öyle. Türkiye Cumhuriyet döneminde uçak üretiyordu da. O zaman ne bokunu Almanya araba üretirken biz şapka devrimi yapıyorduk diye yalan konuşuyorsun. Kendi kendine çelişiyorsun, farkında mısın süt olan? Evet. Gelelim ama örneğine. Devrinin helal en lan zengin iş adamıdır Nuri Demirağ. 1936 yılında bir uçak fabrikası kurma girişimine başlar. O dönem Türk ordusu uçak alabilmek için bağış topluyordur. İlk para istedikleri kişi de Nuri Demirağ tabii ki de. Nuri Demirağ da tıpkı Atatürk gibi vizyoner bir adamdır. Der ki, başkalarına bağımlılığı devam ettirecek yardım yerine en mükemmelinin imal edilmesi talibim. Bu çılgınca girişime başlar ve servetinin çok büyük bir kısmını bu konuya harcar. Demirağ uçak fabrikasını memleketi Sivas Divri'de kurmayı planlamıştı. Öncelikle İstanbul'da bir deneme atölyesi kurdu. Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi yanındaki fabrika binasının temelini 1936 yılında attı ve inşaatı hızla tamamlandı. Demirağ deneme uçuşları yapabilmek için Yeşilköy'deki Elmas Paşa çiftliğini satın aldı. Buraya devasa ve modern Gök Okulu adını verdiği ve günümüzde uluslararası İstanbul Atatürk Havalimanı olarak kullanılan Yeşilköy tesislerini inşa etti. Bunun burası döneminde Avrupa'nın en büyük havaalanı olan Amsterdam Havaalanı'ndan daha büyük ölçekte inşa edildi. Gök Okulu'nda da 1943 yılına kadar 290 pilot yetiştirildi. Yani sadece uçağı üretmedi, bir de onun altyapısını yaptı. Divri'de bir Gök Ortaokulu açtı ve 150 yataklı öğrenci yurdu yaptırdı. Bak, Sivas'ın hiçbir ilçesinde ortaokul yokken Divri'deki okulda öğrencilerin her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Öğrencileri havacılığa özendirmek için İstanbul'a getiriyor ve onlara uçuş dersi... Sefa kanal hissedarı aga olarak aramıza katılmış. 350 liradır bu arada. Teşekkür ederim abi büyük desteğin için. Eyvallah, çok sağ ol. Baş tacısın. Darkamp demiş ki, ilk başta komik diye Osmanlıcı TikTok hesaplarında geziyordum. Yavaş yavaş galiba Osmanlıcı ve ağacı oluyorum. Çok fazla gezdim. Abi gel buraya gel. Dememiz lazım bunu acilen. Kapat ve telefonunu masanın üstüne bırak. Halil aramıza katılmış. Katil'de çok teşekkür ederim abi. Eyvallah. Baş tacısın. Dersleri verdiriyordu. Demirağ'ın hedefi Divri'de bir Gök Üniversitesi kurmaktı ancak devletten yeterli yardımı göremedi. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde uçak mühendisliği bölümü kurulması için çaba sarf etti. Dünyanın dört bir yanından tesisleri ziyaret etti, mühendis yetiştirdi, sonra lisans işine karşı çıktı. Dedi ki, kopyacılıkla devam edilirse demode şeylerde beyhude yere vakit geçirecektir. Bunun üzerine yerli ve milli bir uçak girişimine koyuldu. 1936 yılında ilk tek motorlu uçak üretildi ve uçağa NUD-36 adı verildi. 1938'de çift motorlu 6 yolcu kapasiteli NUD-38 ima edildi. Seri üretim yapılan NUD 38 modeli 1944 yılında Dünya Havacılık Otoritesi tarafından A sınıfı yolcu uçağı kategorisine alındı. 325 km hız yapabilen bu uçak 1000 km mesafeye ulaşabiliyordu. Fabrikaya 1938 yılından itibaren Türk Hava Kurumu ve ben çeşitli alt bölgelerinden uçak siparişleri geldi. 1941'de tamamen Türk yapımı ilk uçak İstanbul'dan Divri'ye uçtu. Nuri Demirağ'ın oğlu ve Gök Okulu'nun ilk mezunlarından Galip Demirağ bu uçuşu gerçekleştiren ilk pilot oldu. Türk Hava Kurumu tarafından sipariş edilen 65 planör kısa sürede teslim edildikten sonra NUD 36 modelinden 24 eğitim uçağı tamamlanmış.
deneme uçuşları İstanbul'da yapılmıştı. Bir deneme uçuş esnasında inişte kaza yaşandı. Depoya benzin konulmasının unutulması türünden bir mazeret arayışında olan THK bu kazayı gerekçe göstererek siparişini iptal etti. Nuri Demirağ mahkemeye verdiği THK ile yıllar süren bir hukuk mücadelesine girdi. Raporlara rağmen mahkeme THK lehine sonuçlandı. Ayrıca Nuri Demirağ'ın fabrikasında imal edilen uçakların yurt dışına satılmasını yasaklayan bir kanun çıkarıldı. İspanya, İran ve Irak'tan alınan siparişlerle bağlantısı yapılmış ve imal edilmiş uçakların ihracı engellendi. Yurt içi ve yurt dışından sipariş alamayan fabrika 44 yılında kapandı. Beşiktaş'taki uçak fabrikası ile Yeşilköy'deki Gökokulu 44 yılında dönümü 15 liradan kamulaştırıldı. Bu bedelin 1/3 bir vergi olarak kesildikten sonra kalanı devletin parası olmadığı gerekçesiyle 20 yıl vadeye bağlandı ve fiilen de ödenmedi. THK ve yurt dışından gelen siparişler üzerine imal edilmiş uçaklar ve makineler Hurdacı'ya satıldı. Türk Hava Kurumu daha sonra Fransa'da kullanımdan kaldırılan Henry uçaklarını ithal etti. Gelen eski model uçaklar kısa süre sonra Hurdaya satıldı. Nuri Demirağ davayı kaybettikten sonra hükümet üyeleri ve Cumhurbaşkanı'na mektuplar yazarak memleket için hayati maliyetleri olan yanlışlığın düzeltilmesini talep etti. Ancak tüm girişimleri başarısız oldu. Mektuplarına cevap verilmedi, fabrikası açılmadı. Türkiye uçak üretmemiş, Türkiye uçak üreten adamı heba etmiş. Vereceğin örneği sikeyim. Mesela bugün de Selçuk Bayraktar İHA ve SİHA üretimini gerçekleştirdiğinde Türkiye İHA ve SİHA üretti diyoruz. Ha, ben de merak ediyorum ne zaman İHA'ya SİHA'ya bağlayacak diye. Aha da bağladı. Çünkü şirket veya şahıs fark etmeksizin bu insanlar bir milleti ve devleti temsil ettiği için dolayısıyla yani özel şirketlerin, ülkede açılmış özel şirketlerin üretim ve büyümesi tabii ki ülkeye ciddi katkılar sağlar ama temsil yani. Üretilen şey neyse onu söz konusu devlet üretti diyebiliriz. Aynı şeyde burası zaten yani Bayraktar Bey'in de kendi özel şirketidir. Şirketi üretir İHA'yı SİHA'yı ya. Uzun uzadıya durulması gereken bir mesele değildir. Yok kardeşim. Baykar aynı şekilde özel bir şirkettir. Bayraktar'ın başarısı da kendisinin ve mühendislerinin bireysel başarısıdır. Ne zaman Türkiye'de 20 tane Bayraktar olur, bu bir ekol oluşturur, o zaman Türkiye gerçekten bunu üretiyor diyebiliriz. İHA SİHA'ların sahiplenilmesinin sebebi savunma sanayi olması ve ordumuz tarafından kullanılıyor olması. Bırak ucuz milliyetçiliği, adamın hakkını ver. Kendisi yapmış. Almanya ve Türkiye kıyaslaması yaptığımız videodan amaçladığımız sonuç bu değildi. Yok yok tam da buydu da elinde patladı. Almanya Cihan Harbi'ne bizimle beraber girdi. Lakin savaş sonunda bizden daha kötü bir sonuç ile ayrıldı. Bununla beraber onlar 2. Cihan Harbi'ne de girdi ve yine yenilgiyle ayrıldı. Askeriyesinden, maliyesinden ve topraklarına kadar birçok mesele durumuyla sarsılmıştı. Lakin bunca şeye rağmen Almanlar ülke içerisindeki milli birliğini muhafaza etmiş ve sanayide yapılması planlanan hedeflerinden asla vazgeçmemişti. Çok yanlış bir tarih okuması ya. Yani gerçekten yanlış. Yani şöyle düşünebiliriz arkadaşlar bunu. Şöyle örnek verelim. Başka ülkelerden örnek vereceğim. Diyelim ki şu an Amerika ve Pakistan savaşa girdiler. Savaştan çıktılar. İkisi de yenildi ve kötü durumdalar. İkisi de kötü durumda. Sonra tekrardan toparlanmaya başladılar. Herkes çalışıyor böyle. Böyle bir durumda Amerika ile Pakistan sence eşit olabilir mi? Olamaz değil mi? Neden olamaz? Çünkü orada belli bir altyapı vardır. Orada bunu yapabilecek deneyim vardır, tecrübe vardır. Bu işi bilen daha kalifiye insanlar vardır. Evet ne kadar kötü durumda da olsalar. Bizim durumumuzda bu. Yahu sen iyi bir durumda değildin kardeşim. Osmanlı çoğu yeniliği yakalayamamıştır. Ki bu da çöküşüne sebep olan çok ciddi bir problemdir. Çoğu alanda. Tek bir alanda falan değil. Buna şey diyorlar abi matbaa. Evet matbaa da geç geldi. Tabii ki onlar da etkili ama bu tek bir alanda söylenemez. Yani geri kalmışız. Yapacak bir şey yok. Maalesef tarih böyle. Fakat aynı durum bizim için söylenebilir mi? Biz o yıllarda ne yaptık, nelerle uğraşıyorduk? İşte tam olarak dikkat edilmesi gereken nokta burası. Hayır Tosun'um, dikkat çekilmesi gereken nokta o değil. Ha yani Almanya savaşa girdi diye 200 yıllık devrimler, gelişmeler yok oldu. Eşitlendik öyle mi? Siz bu bir gecede cahil kaldık olayına harbiden inanıyorsunuz herhalde. Düşünün dostlar, siz götü göbeği salmışsınız, vücut dağılmış. Arkadaşınızsa her gün fitness'te antrenman hayır, yapıyor. Adonis gibi vücut yapmış, antrenman yapa yapa. Bir gün o arkadaşı 10 kişi sıkıştırıp dövüyor. Böyle ağzını burnunu kırıyorlar. Çocuk 20 gün hastanede yatıyor. Şimdi siz bu örnek daha iyiymiş bu arada. Arkadaşla eşit mi oldunuz? Yok tabii ki de. Yarası beresi iyileşince biraz çalışıp hemen eski haline döner. Ama sen dönemezsin. Çünkü sen o gelişmeyi asla yaşamadın. Sen asla öyle olmadın. Dolayısıyla da sırf dayak yedi diye o arkadaşınla sen eşitlenmediniz. O kadar kolay değil o işler. Almanya zaten gelişimini tamamlamış sadece sanayide değil.
felsefe, aydınlanma, reformlar hepsini yaşadı ve aştı zaten. Senin ne haddine kendini o tarihte artık Almanya ile kıyaslamak? Sen hiç Anadolu'nun durumunu okudun mu o tarihte? Bırak lan sürekli İstanbul'dan örnek vermeyi. Lafa gelince şöyle toprağımız var, böyle toprağımız var, şu kadar büyük ama verdiğin örnek 3-5 tane fabrika örneği, hepsi de İstanbul'da. E hani halkın durumu, eğitim durumu, ya sanayi? Ya bunlar şey sanıyorlar abi, böyle Osmanlı falan dediğimizde yani işte yani dizilerde falan da hep görüyoruz ya, payitaht, mayitaht, böyle işte sultanlar, paşalar, bilmem neler. Hani halk da müthiş bir düzeydeydi. Çok iyiydi. Yani muhtemelen bizim dedelerimiz, şimdi tabii ki bilmiyoruz ama hani o kadar dedelerimiz tarih boyunca ne yaptı? Hani ben bilmiyorum, benim dedelerim tarih boyunca neredeydi, ne yaptı? Tahmin edebiliyorsun yani, muhtemelen esnaftı, çiftçiydi, bir şeydi. Çok fakirdi. Ya kafasına basıp arada gelip vergi falan alıyorlardı. Ayaklanıyorsa kellesi gidiyordu. Yeter ulan bu kadar vergi. Sikerim beyi de padişahı da falan yapınca böyle kafasını alıyorlardı. Çünkü halktı. Kalitesiz bir hayat yaşıyordu. Hani böyle dizilerdeki gibi, ama o dizilerde saraylar maraylar gibi, bütün halk aman Allah'ım her şey ne kadar iyi o falan diye böyle kıvırtarak olmuyordu abi. Yani hanedan başka bir şey. Senin benim dedem olan muhtemelen halk başka bir şey. Hani Osmanlı torunuyum diye. Ya mesela Osmanlı içerisinde beğendiğimiz padişahlar var, sevdiğimiz. Tabii ki yani bakıyoruz, aa bu bizim geçmişimiz vesaire diyoruz. İyi yerlerinden gerekiyor örnek alıyoruz. Kötü yerlerini uzaklaştırmaya çalışıyoruz ki aynı hatayı tekrarlamayalım. Ama onlar Osmanlı torunum deyince harbiden sanırım kendilerini bir padişah, paşa torunu falan zannediyorlar. Kardeşim sen değildin aileden. Ya gidip o devirde o insanları da, aa ben ailedenim, hanedandanım falan desen de kafanı keserlerdi. Ya. Pardon, kesmezlerdi belki, ipek iple bağlardı falan yani. Anladın mı? Yok böyle bir şey. Ben sana Almanya'dan örnek verirken Berlin'den mi bahsettim? Ordudan mı bahsettim ki Prusya ordusu o dönem artık bizim ordumuzun fersah fersah üzerinde gıptayla izliyor bizimkiler. Hatta heriflere yalvarıyorlar, gelin bizim ordumuzu modernize edin diye. O da ayrı konu da. E sen anlatsana Anadolu'nun durumunu çocuklara. Neyi saklıyorsun? Okusana Ahmet Haşim'in Eylül 1919 tarihinde Refik Şevket Bey'e gönderdiği mektubunu. Ortada ne Atatürk ne Cumhuriyet var, Osmanlı dönemindeyiz daha. Ben okuyayım, sende o cesaret yok. Refik, Ankara'da Almanya İmparatoru'nun Anadolu hastalıklarını tetkik etmek üzere gönderdiği bir tıp heyetinin bazı büyük rütbeli ileri gelenleriyle görüştüm. Bunlar bir seneden beri her gelen hastayı ücretsiz muayene etmek ve mümkün olduğu kadar incelemelerini sıhhatli kişiler üzerinden yapmak suretiyle şunu anlamışlardır ki Anadolu Türklerinin karınları kurtlarla yüklü ve kanları bu kurtların salgıladığı parazitlerle dolu. Cinsi yakın bir yok olmayla tehdit eden bu halin sebebi neymiş bilir misin? Beslenme eksikliği. Her ne kadar garip görünse de Anadolu Türkleri henüz ekmek yapımından bile habersizdirler. Yedikleri mayasız bir yufkadır ki ne olduğunu yiyenlerin midesine bir sormalı. İstisnasız nakil araçları kanıdır. Ellerinde esir olan bu öküzler ve bu türden hayvanlar için en zalim düşüncelerin bile icadından aciz kalabileceği, bununla beraber ağır, dar ve maksada gayrı salih bu alet hiç şüphe yok ki taş devri keşfi ve aletlerindendir. Kanı bir araba değil, fakat hayvana yapışıp onun hayat unsurlarını, hortumunu sokan ve bu suretle kanını ve canını çeken bir canavardır. Anadolu'ların becerikliliği ancak öküz tezeğini kullanmakta ve onu kullanılmaya uygun bir hale sokmak için buldukları çarelerin çeşitliliğinde görülür. Tezeğin bu adamlar nezdindeki kıymeti hayret vericidir. Sürüler meraya çıkarken veyahut akşam şehre girerken kadın ve çocuk gözleri nurlu bir noktaya cezbedilmiş gibi öküz kıçlarından bir saniye dikkatlerini ayırmayarak ve yüzlerce rakipten geri kalmak korkusuyla seri adımlarla koşarak öküz götünden düşen en ufak bok parçasını toplamak üzere dirseklerine kadar bulaşık elleri ve hırstan göz bebekleri fırlamış gözleriyle yere kapanırlar. Bu boklar toplanır, sepetlere doldurulur, evlere cem ettirilir ve nihayet bir altın mayası yoğurur gibi altın gerdanlıklı genç kadınlar beyaz kollarıyla onu yoğururlar ve muntazam yuvarlaklar haline koyup korumak üzere duvara yapıştırırlar. Anadolu'nun duvarları bu öküz pislikleriyle sıvalıdır. Yemekleri, sütleri, ekmekleri hep tezek dumanının kokusuyla ele alınmaz bir haldedir. Eski Mısırlılardan ziyade Anadolular Apis öküzü hürmet etmeliydi. Bu tezek yoğuranlar işte senin deden Apo. Gaza gelip kendini padişah torunu falan sanıyorsun. Ta saraylardan bahsediyorsun ama senin dedenin hali budur. Tezek yoğurmak. Anadolu'ların güzelliği de bozulmuştur. Bir köy, bir kasaba veya bir şehrin kalabalığına bakılsa, şehrin kalabalığında o kadar topal, topalların o kadar çeşitlisi, o kadar cüce, kambur, kör ve çolak görülür ki insan kendini eşyanın şeklini bozan diş bükey bir camla etrafa bakıyorum sanar. Tabii Apo'nun umurunda mı sanıyorsunuz bu durum? Önce 3-4 tane fabrika sayar. Bunların hepsi de savunma sanayindendir. Yani top falan döken fabrikalar.
Bu 3-4 fabrikayla da sanayi devrimini yakaladığını iddia edecek kadar kafayı sıyırmış arkadaşımız. Sanayi devrimi öncesi ve sonrasında çok sayıda fabrikaların açıldığını görmekteyiz yazmış. Elbette tabii. İstanbul'da krediyle açılan 3-5 tane mühimmat fabrikasıyla sanayi devrimini yakaladın. Elbette. Tabii ki de. Yalnız işin absürt yanı şu ki Apo'nun verdiği tüm örnekler istisnasız savunma sanayi örnektir. Yani ya donanma işte ya tüfek üretimi falan. Hani Cumhuriyet reformlarını eleştiriyordun, yalan yanlış bilgi sallıyordun. İddia neydi? Cumhuriyet döneminde reformlar yapılırken Almanya araba üretmeye başladı. Cevap neydi? Arabalar Cumhuriyet döneminde üretilmeye başlanmadığı gibi bilimsel ve ekonomik gelişme bir asır öncesine dayanıyor. Peki buna ne cevap verdi Apo? Osmanlı'da tüfek fabrikası vardı. Aynen kardeşim, aynen. Şimşirgil, Sofuoğlu ve Apo'nun bizde farkı bu. Cumhuriyet ve Osmanlı birbirine karşı iki alternatif değildir. Birbirinin devamıdır. İkinci Mahmut reformlarından Tanzimat'a, genç Osmanlılara, oradan genç Türklere ve Cumhuriyet'e peş peşe gelen bir akımdır. Biz bunu sahiplenmişiz. İkisini birbirleriyle yarıştırmıyor veya alternatif olarak görmüyoruz. Sizin aksinize tabii evet, ki. Evet, bunların böyle bir kafası var. Yani bir dövüştürme kafası var yani. Öteye geçemeyen sloganik hezeyanlarla Eldik isimli kişi de parmak basmış. Video içerisinde senin dinci dedelerin eğitim ve bilime yüzyıllar boyunca engel olmuş, bunlara haram demiş ifadesini kullanıyor. Bu ifadelere karşı söylenecek tek bir söz vardır. Neye haram demiş? Neye engel olmuş? Bunları anlat bakalım diye sorarlar. Verecekleri örnekler en fazla 2-3 tanedir. Nedir bu örnekler? Osmanlı'da matbaa meselesi ve Osmanlı'da silahların, topların kullanımı meselesi demiş ve sonrasında uzun uzun aslında böyle olmadığını anlatmış. İyi de ben bunu iddia etmedim ki. Saman adamını al bir yerine koy. Ben buna düşecek kadar aptal mıyım sence? Ben Osmanlı'daki toplardan veya silahlardan bahsettim mi? Niye bununla ilgili paragraf paragraf yazıyorsun ki? Bu zihniyet Osmanlı'nın gelişmelere mani olduğunu ve tamamıyla geri kaldığını sormaktadır. Halbuki Osmanlı her daim gelişmeleri takip etmeye çalışmıştır. Keza 18. 19. ve 20. yüzyıllarda biz bunları çok net bir şekilde görmekteyiz. Batı'dan herhangi mesele üzerine o alan uzmanı kimisi o kişi getirilmiştir. Bunun sayısız misalleri vardır diyerek birden böyle askerlerin ismini saymaya başlar. Şaka değil ha. Osmanlı ordusunun düştüğü rezil durumdan sonra modernizasyon için getirilen... Yani getirilen komutacı orada askerlerden bahsediyorsun. Çok da başarılı bir sistem olduğu söylenemez. Açıkçası. Ona oraya da bir bakmak lazım bu arkadaş. Yani yabancı askerleri gelişim diye sunmaya kalkar Apo. Bir şey fark ettiniz mi? Apo sürekli ordudan ve silahtan bahsediyor. Çünkü kafa öyle çalışıyor. Evet, onun için bir gelişme var lan. Yani Apo'nun eline silah ver, böyle kılıç ver, fethiye çıksın. Kafa... Abi ya. O şekilde. Bahsi geçen yüzyıllarda ciddi sanayileşme neye benzer? Gelişme nedir? Altyapı nedir? Bunun halka etkisi nedir? Bunlara girmez. Tüfek fabrikası açmışız İstanbul'da. Bravo. Senin o fabrikandan Avrupa'da her şehirde var. Apo mesela bu yabancı askerlerin modernizasyon için getirilmesinin nasıl bir faciaya yol açtığını anlatmaz. Atatürk'ün bunu askerken ne kadar eleştirdiğini anlatmaz. Atatürk yabancı asker getirseydi ülkeye, ülkede adam mı yok da Fransız İngiliz getirdin lan derdi. Ama kendisi olunca durum bunu bir bunu çok güzel bir şeymiş gibi sunuyor böyle. Çok mükemmel bir şeymiş gibi. Mesela Apo yine General Mölke'den bahsetmez veya neden biz bu modernizasyona ihtiyaç duyuldu? 3. Selim'den, 2. Mahmut'tan bahsetmez ama ben bahsedeyim mesela. Hani hazır gerici dedeler demişken, bunlardan en iyi örneklerden biri işte Alman Marşal Helmut von Moltke. Kavalalılara karşı, ha Apo size Kavalalılardan da bahsetmez öyle ya. Mısır valisi nasıl oldu da koca Osmanlı'yı perperişan etti, İstanbul'a girecekken Ruslardan yardım istendi, gelip boğaza demirlediler. Bunları anlatmaz size. Neyse biz devam edelim. Moltke Kavalalılara karşı cephede bulunmuştur. Hatta meşhur bir olay vardır. Bu Alman generaller Osmanlı ordusuyla o dönem sıkıştırıyor Kavalalı'nın ordusunu. Ama padişah çevresinden mübarek cuma günü savaş olmaz, geceleri baskın olmaz, şanımıza yakışmaz diye saldırıları engelledikleri için Osmanlı ordusu yeniliyor. İlgilenen varsa Moltke'nin hatıralarından oluşan Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei adlı eseri okuyor. Hatta üstünlük ispatlamak için Osmanlı imalatı Sahra Topu diye bir fotoğraf paylaşmış. He kardeşim, 40 yıllık Krupp topları senin oldu birden, eyvallah. Bu Krupp toplarının fabrikası 1811 yılında Friedrich Krupp tarafından kuruldu. 1856'da da seri üretime başlandı ve orduda kullanılmaya başlandı. Böylece Prusya Almanyası ilk çelik top kullanan ülke olmuş oldu. Bir de şey paylaşmış, Abdülhamit dönemi denizaltılarımız diye. Ama hikayesini anlatma emin. Yunanistan İngilizlerden Nonfeld 1 adlı ilk denizaltısını alınca Osmanlı 23 Ocak 1886'da direkt 2 tane sipariş eder. Hani biz üstünüz ya, bok sürdürmüyoruz erkekliğe. Apo'nun bahsettiği Nordfeld 2 denizaltısı bunlar işte. Bunlarla birkaç dalış yapılır ama onlar da en fazla 20 saniye sürer. Yani 20 saniye dalabiliyor en fazla. Hatta bu esnada neredeyse batar bu denizaltı. Birkaç zaman sonra bizimkiler anlar ki bu denizaltılar kullanılamaz durumdalar. Yanından bir gemi falan geçince neredeyse batar, yani duramaz şeyin altında. Bunun üzerine bir daha kimse gönüllü olarak bilmez buna test etmek için. Hal böyle olunca kullanılmaz bir hale gelir. İngiliz Garrett de tutuklanmamak için kaçar İstanbul'dan. Yani özetle İngiliz bizi gaza getirip çalışmayan 2 tane denizaltını kitlemiş. Bravo. Bununla da övünüyorsun değil mi? Ya onu bunu geç de ben seninle niye tartışmaya giriyorum ki? Abdullah, Atatürk döneminin ne kadar berbat olduğunu ispat
patlayacaktın ya, ne oldu? Dönüp ya Osmanlı'da silah üretiyorduk, birkaç yabancı asker bizim ordunun başına gelmişe bağladın. Ha bir de işte Atatürk'ten sonra Nuri Demirağ engellenmiş. Kim bunlar diyor, kim yaktı bunları? E güzel kardeşim, onu biz zaten soruyoruz. Hem de karşı devrim diyoruz bu duruma. Günaydın. Ha sen tarihe böyle yaklaşırsan demezler mi sana? 1892'de Rudolf Diesel dizel motorun patentini alırken 2. Abdülhamit aynı yıl çarşaf ve peçe yasaklıyordu diye. Değişse de milletin giyiniminden amına koyayım. Millet orada dizel motor yapıyor. Almanya dizel motoru üretirken biz çarşaf ve peçe yasaklıyorduk demezler mi apo adam ha? Ha tabii hocalarından öğrendiği tavrını bırakmamış. Hamaset şart dedik ya. Şimdi hamasete gelmiş güya cevap verdikten sonra. Ha Allah'tan bunun videosunu çekmemiş, yoksa bol bol masaya vurmalı, dombralı şey izleyecektik. Şov izleyecektik böyle bol bol zumbul. Ama ben bunu yaşatmaya çalışacağım şimdi. Yine Erlik isimli kişi video içerisinde senin Allah dedelerin Allah. Benim dedelerimi engelledi ifadesini kullanıyor. Şu soruyu sormadan duramazdım. Senin deden kim? Senin deden Abdülhamit Han'ın mücadele ettiği Jön Türklerin önde gelen isimlerinden ve Avrupa'dan damızlık erkek getirelim de Türk ırkını ıslah edelim diyen Abdullah Cevdet mi? Yalan konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun. Abdullah Cevdet tarımda verim artırmak için tarımla uğraşan göçmenlerin Türkiye'ye getirilmesinin fayda sağlayacağını söylüyor. Ama bu haber ertesi günü Tasviri Efkar'da Avrupa'dan damızlık çelbini isteyen var manşetiyle veriliyor. Bu dinci gazetenin amacı Cevdet'i karalamak. Çünkü dediğim gibi Cevdet başından beri batıcı bir adam. Darwin'in eserlerini çeviren bir adam. Bu yüzden senin tayfa adamdan nefret ediyordu. Abdullah Cevdet hatta bu gazeteye tekzip gönderiyor. Kendi dergisi İçtihat'ta da böyle bir şey söylemediğini yazıyor. Abdullah Cevdet benim dedem değil ama o iftirayı atan gerici yobaz Tasviri Efkar senin atan, işte senin deden. Bana cevap vermeye kalkarken bu yalanı yayarak yine ne bok olduğunu çok güzel sergiledi. Eyvallah. İsteyenler gider kaynaklarıyla bakarlar efendim. İnternette hepiniz bulabilirsiniz. Abdullah Cevdet gerçekten böyle bir şey söylemiş mi diye. Senin deden Osmanlı'nın nice imkanlarıyla Avrupa'nın bilimini ve tekniğini görüp milli üretimi arttıralım diye Avrupa'ya gönderdiği ve lakin geri geldiğinde milli ve manevi değerlerine savaş açıp yaptığı resimlerde mihraba Kur'an-ı Kerimleri yığıp üzerine yarı çıplak kadın oturtan Osman Hamdi Efendi mi? Osman Hamdi Efendi Türk arkeolojisinin babasıdır. Modern arkeoloji bilimini Osmanlı'ya getirdi. Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucusudur. İlk Türk ressamlarından biri. Eğitimi de milli üretim artsın diye verilmemiştir öyle. Babası göndermiştir. Chat'tekiler sakinleşsin diye bir iki kişiye timeout attım. Millet ettiği hizmetler ortadadır. Mihrap tablosundan adamı yargılıyorsun ama kaplumbağa terbiyecisini her yerde kullanırsınız lan. Senin ne haddine Osman Hamdi Efendi'ye laf atmak. Senin dedelerin Nil ve Fırat bölgesinde bir Siyonist İsrail devleti kurma hayaliyle kavrulan ve Osmanlı'nın ise yıllarca mani olduğu Theodor Herzl mi? Bir dakika. bir dakika. Theodor Herzl'e iki kere Mecidiye nişanı veren Abdülhamit değil mi? Yahudilerin Anadolu, Suriye ve Mezopotamya dahil ancak Filistin hariç her yerde yerleşim faaliyetinde bulunabileceğini söyleyen de Abdülhamit. Çok sakin. Çok profesyonel. Değil mi? Herzl'la dostane ilişkileri olan Abdülhamit değil mi? O halde ne bu afra tafra? Gençlik hayırdır? Buyurun sizin dedeniz kimmiş öğrenelim. Aa Trump tutuklanmış. Doğru mu lan bu? Bir dakika. Eğer dedeleriniz bunlarsa iyi ki engel olmuşuz demiş Sütoğlan. Bizim dedelerimiz kim biliyor musun? Apo, biz kimiz biliyor musun? Bizim dedelerimiz 3. Roma olacak vizyona, Türk Rönesansı hayaline sahip, İstanbul'u ben kendi kılıcımla kazandım. Ey aslanım benim, geldi dur, adam geldi dur. Ya tutuklanmış bir geri bırakılmış şey için, soruşturma için. Belgeleri eksik teslim etmiş. Hakim tutuklanmasına karar vermiş mahkemeye saygısızlık diye. Sonra halledilip bırakılmış yazana göre, habere göre. Fatih geldi arkadaşlar, çekilin. Açılın. 3. Roma olacak vizyona, Türk Rönesansı kim biliyor musun? Apo, biz kimiz biliyor musun? Bizim dedelerimiz 3. Roma olacak vizyona, Türk Rönesansı hayaline sahip, İstanbul'u ben kendi kılıcımla kazandım. Sizin inayetinizde değil diyen Fatih. Mahmut Urmevi'yi Sakarya Şeyh-i Ahmet'in kafasını kesip Hezarfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi'yi destekleyen 4. Murat. Tanzimat devrinin önünü açan, kendi devrinin 15 Temmuz'unu açan 2. Mahmut. Hürriye şairi Namık Kemal gibi genç Osmanlılar, Jön Türkler gibi önden koşanlar, İttihatçı gibi bu işe gönül koyanlar. Ne yapsak söyle? Enver gibi daha mı çıksak? Talat misali daha mı hassas? Yakup Cemil gibi kafa mı alsak? Padişahlıktan beteriz. Yok ki bir daha Bağ-ı Ali bassak. Gökalp bir tohum ekti. Güneşi bir doğdu ki. Fesli Kadir bir zehir saçtı oldu. İt oğlu it. Şey, bir saniye. Bu son tarafı. 3. Roma olacak vizyona olan. Bizim dedelerimiz kim biliyor musun? Apo, biz kimiz biliyor musun? Bizim dedelerimiz 3. Roma olacak vizyona, Türk Rönesansı hayaline sahip, İstanbul'u ben kendi kılıcımla kazandım. Sizin inayetinizde değil diyen Fatih. Mahmut Urmevi'yi Sakarya Şeyh-i Ahmet'in kafasını kesip Hezarfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi'yi destekleyen 4. Murat. Tanzimat devrinin önünü açan, kendi devrinin 15 Temmuz'unu açan 2. Mahmut. Hürriyet şairi Namık Kemal gibi genç Osmanlılar, Jön Türkler gibi önden koşanlar, İttihatçı gibi bu işe gönül koyanlar. Ne yapsak söyle? Enver gibi daha mı çıksak?
Talat misali daha mı hassas? Yakup Cemil gibi kafam alsak, padişahlıktan beteriz, yok ki bir daha Bab-ı Ali bassak. Gökalp bir tohum ekti, güneşi bir doğdu ki, Fesli Kadir bir zehir saçtı oldu, it oğlu it. Afiyet olsun. Ya burada da evrim teorisi kısmıyla alakalı açıklama yapmış. Allah kabul etsin. Yani bunun üzerine daha bir şey söylenmez oğlum. Özellikle sonu çok şey oldu böyle. Vay anasını falan gibi yerde yani. Ağzına sağlık yerlik.